Yanımda dün mantık turnuvasını kazanan Bumin var. Buminka. Hoş geldin Bumin. Hoş buldum. Bugün Bumin'le dünkü olaya nispeten onun ardından mantığın önemini işte Bumin'in mantıkla tanıştıktan sonra onunla geçirdiği sürede yaşadığı şeyleri, ondan sonra onun geldiği durumu, öncesini falan. Böyle mantığın önemi üzerine bir röportaj yapacağız genel olarak. Şöyle bir sorudan başlayayım. Yani 1,5 yıl önce komik sayılabilecek düzeyde şeyler söyleyen, baktığın zaman ortalama zekaya sahip mi diye şüphe edilebilecek şeyler söyleyen bir insandı. Şimdi 1,5 yıl geçti. Mantıkla belli bir süre geçirdim. Ve şu an geldiğimiz noktada Türkiye'deki yaşlı başlı kelli felli akademisyenler olsun, insanların itibar ettiği, bu adam bilgilidir diye gösterebileceği kim varsa bu adamla aşık atamaz diye iddiada bulunabileceğimiz bir adam haline geldim. Bunu sağlayan şey mantık oldu tabii ki de. Bu süreci nasıl yaşadın? Mantık ne yapıyor da insana böyle bir mucize yaşatabiliyor? Bunlardan biraz bahsedebilir misin? Mantık öncelikle aklı geliştirir. Yaptığın hal hareket durumdan tut günlük hayatta. O kadar hani bir sürü ilim konusunda günlük hayatta yaptığın iş olur mesela. Onlarda daha dikkatli olmanı, daha verimli olmanı sağlar. Yani mantığı olmayan bir şey boştur. Mantığı olmayan bir insanın dini, inandığı bir şey, görüşü, düşüncesi boştur. Çünkü biz hep mantıkla ölçeriz bunları. Aynı şekilde matematik, fizik, biyoloji gibi, kimya gibi birçok alanda da aynı şekilde mantık olmak zorundadır. Daha dikkatli düşünmeni sağlar. Sofistleri, manipülasyoncuları, anlamanı, yani bunların yaptığı hataları, safsataları görmeni çok daha kolay görmeni sağlar. İşte bu eristik yapan kişiler olur. İşte YouTube'daki camiadaki sofistler olur. Akademideki sofistler olur. Günlük hayatta gördüğümüz insan olur. İşte, okulda, şeyde, çalıştığımız yerde, şeyde. Bunların yaptığı hataları çok daha iyi görürüz böylelikle. İnsanlar mantığı hani hayattan kopuk bir şey gibi düşünüyor bazıları. Ama bu çok yanlış bir şey, dediğim gibi günlük hayatta özellikle çok fazla karşımıza çıkıyor. Mesela örnek veriyorum. Bir tane insan var diyelim, çıktı karşımıza. Ben işte çok iyi araba kullanıyorum falan diyor. İşte çok iyiyim, çok iyi bir sürücüyüm falan diyor. İşte soruyorsun, son bir yılda kaç tane kaza yaptın falan diyorsun. Adam sana 3 tanesi büyük, 5 tanesi küçük kaza yaptım diyor, kazaya karıştım diyor. Ve buradan hani çelişmezlik ilkesine bakıyoruz mesela, mantık ilkeleri dersinde. Bu adamın çok iyi araba kullandığını geç, iyi araba kullanmadığını düşünürüz tabii ki de. Çünkü çok ortada olan bir şey. Mesela bunun gibi hani bir sürü örnek var. Bu en basit örneklerden biriydi. Birçok örnek var. Hani örnek veriyorum. Böyle böyle insanların, işte camiadaki sofistlerin, şeylerin yaptığı yanlışları çok rahat gün yüzüne çıkartırız. Yani akıl yürütmek gereken her sahada, her alanda, ister insan ilişkileri olsun, ister iş olsun, ister de böyle ilim sahası olsun. Başta kendi yapacağın yanlışları, kendi akıl yürütmelerini düzene sokmanı sağlar. Onları parçalayarak irdelemeni sağlar. Diğer taraftan insanların, çok var böyle sahtekar insanlar, her sahada var. Çıkar devşirilebilecek menfaat, çıkarılabilecek her yerde insanlar bir şeyleri çarpıtmaya çalışıyorlar. Bu çarpıtmaları hükümsüz kılmana erer mantık. Bu açıdan önemli diyebiliriz toparlamak gerekirse. Yani öyle ki seni 1,5 yıl önceki halinden bu haline getiriyor. Mesela 1,5 yıl önceki halini biraz anlatır mısın? Yani araya mantık girmeden önce nasıl bir adamdın da nasıl olduğunu onu konuşacağız.
Mesela işte 1,5 yıl önceki halim, işte hakikati hani arıyordum, bakıyordum böyle işte YouTube olur, şey olur. İşte bir sürü şu an hani işte şu anki sofistlere bakıyordum. Tabii bunların yanlış olduğunu şu an biliyorum ama o zamanlarda bilmiyordum. Hani çok fazla yanlış şey öğrendim bunlardan maalesef. Ama şu an neyse kurtuldum zehirlerden. İşte felsefe ve mantık öğrendikçe bunların çok saçma şeyler olduğunu anladım. Hani işte birisi diyor o ay ortadan ikiye yarıldı diyor. İşte birisi diğer karşı taraf işte ölümsüzlüğü bulduk diyor. Bulacağız diyor falan. Dogma şeylere inanıyorlar. Ben de aynı şekilde bunun gibi bazı şeylere inanıyordum önceden. Mantık olmadan önce. Ama mantıkla tanışınca, buradaki kanalla tanışınca bunların çok saçma şeyler olduğunu, zamanla saçma olduğunu iyice anladım. Yani şimdi Öğrenmeye bir devam ediyorum. videosunu açtığımız zaman, evet, bir videosunu açtığımız zaman bu öncesinde izlediğim tiplerin o kadar çok mantık safsatası yakalıyoruz ki artık midemiz bulanmaya gülmeye başlıyoruz. Şimdi karşına davet ediyorsun. Benim karşıma çık da rezil ol diye. İddiada bulunabiliyorsun. Eskiden inandığın insanları, eskiden seni kandırabilen insanları şimdi meydan okuyorsun. Yani böyle bir fark var. Böyle ciddi bir fark var. Evet ve hepsi 1,5 yıl civarında oluyor yani. Hani böyle 10 yıl gibi bir süreç falan da değil bu. İşte bu mantığının gücünü gösteriyor bize. Yani insanlar orada burada mucize aramaz, değil mi yani? Ortada mucize. Sana mucize. Evet yani birisi bakıyor işte kitapta işte şu ayı yarmış, işte şu Kızıldeniz'i falan ikiye bölmüş. İşte şurada böyle olmuş. İşte 200 kişiyle 50 bin kişiyi falan işte şöyle devirmiş falan filan böyle hani mucize dedikleri saçma sapan şeylerle vakit harcıyordum eskiden ama artık bunların saçma olduğunu hani biliyorum. Asıl mucize mantıkta yani. Mantık mucizedir yani. Onu diyorum. Yani mucize aramaya gerek yok zaten ortada her şey. Evet. Herkesin paylaştığı bir akıl var, bir vicdan var. Bu aklı da hakkıyla kullanabilmek için mantığa ihtiyacımız var. Çünkü mantık bilmeyen insanların hali ortada. Bak ne diyoruz? 50-60 yaşında adamlar, insanlar itibar ediyor bu insanlara. İtibar eden insanlar bir yana. Bir taraftan bu insanların da karşısına 17 yaşında sadece mantık bilgisine güvendiğimiz birisini çıkarabiliyoruz diyoruz. Yani ortamdaki rezilliği siz düşünün. Şu adamın seviyesinde 1,5 yıldır mantıkla, felsefeyle uğraşan bir adamın seviyesinde kimse değil. Bunu düşünüyoruz ve iddia ediyoruz. Bakın karşısına birisi çıkacak mı? Bunu izleyin yani. Ya Evet. herhalde ben böyle iddialı bir insan olsaydım, tamam mı? Sağda solda konuşuyor olsaydım. Birisi böyle bir iddiada bulunuyorsaydı bunu kendime yediremezdim. Yani ne? 17 yaşında bir adam var. 1,5 yıldır mantık çalışıyor. Sen bu adamın karşısına çıkamazsın. Bir böyle bir şey yapardım, sirkelenirdim. Ama olmayacak böyle bir şey. Çıkarsa da sonucu göreceğiz zaten. Evet, eskiden zaten birkaç gelen olmuştu, onları gördük. İsterse isteyen kendine güvenen gelir zaten buradayız. Ne kaldı ki? 1,5 yıl sonra ilk mantık şampiyonu oldum. 1,5 yılı nasıl geçirdim falan bunu soruyor. Bu 1,5 yılı işte dediğim gibi gel burayla tanıştıktan sonra başlarda çok fazla sorularım vardı. Onları sordum. Zamanla dersleri iyice izledim, çalıştım. Yani gerçekten yeterince düşünüp hakkını verirseniz, çalışırsanız. Burada çalışmaktan dediğim şu yani hani böyle gidip bir işte çalışmak gibi bir şey değil. Düşünce buradaki olay. Hani yeterince düşünürseniz, yeterince not çıkartırsanız, sorularınızı sorarsanız, gerçekten işi öğrenmek için hani uğraşırsanız oluyor yani bu işler. Hani 3 ayla 6 ay arasında gerçekten eskiden mantıklı sandığınız, böyle büyük bir şey zannettiğiniz şeyler gözünüzde mantık öğrendikten sonra çok saçma geliyor. Ben de öyle şeyler yaşandı.
Ki mantık da gerçekten kendini felsefeden şekilde ilerletmiş kişiler bu yaşadıklarımı yaşıyordur. Hani önceden bir şey görüyorsun mesela, bir düşünceyi görüyorsun. İşte adam şurada bunu demiş. Bunu çok büyük bir şey zannediyorsun önceden. Sonra işte dersleri izledikçe, kendini bu işlere verdikçe bunun çok saçma bir şey olduğunu görüyorsun mesela, örnek veriyorum. Dediğim gibi bu süreç düşünerek yeterince, çalışarak oldu. Hala da çalışıyorum tabii ki de, daha tamam değilim. Hala düşünüyorum bazı şeylere. Diyeceklerim bu kadar şu anlık. Ya arkadaş, düşünüyorum şimdi. Bak aklıma geldi. Bu kadar senedir ben de bayağıdır sunucudayım. Sen daha uzun süredir sunucudasın. Sürekli insanlar geliyor gidiyor değil mi? Hayat tecrübemizin de önemli kısmını zaten buraya gelip giden insanların söyledikleri, aldıkları karşılıklar falan oluşturdu. Buradan çok şey öğrendik biz. Orası başka da. Bu kadar insandan hocaya itiraz eden çok fazla kişi çıktı. Bir tanesi aralarında işte insanların önemli sayacağı, kıdemli sayacağı işte ne bileyim akademisyendir falan. Bilgisine güvendiği insanlar da oldu. Bir tanesi hocaya öyle bir şey göstermedi ki hoca ha pardon desin. Ki hoca söyler yani inat etmez ama olmuyor işte. Niye olmuyor? Çünkü hoca temeli sağlam atmış. Mantıkla atmış, felsefeyle atmış. Bu öyle bir şey ki bu kadar insanın bir de bu kadar iddialı olmasına rağmen, göz önünde olmasına rağmen kimsenin sana burada bir yanlışın var diyememesi. Felsefenin mantığın gücü işte. Zaten felsefeyle mantığı ayırmıyoruz biz. Mantığın gücü. Buna da bir parantez açmak lazım. Yani eğer bak ölçütü tabii ki ortalama olarak almayacağız ama ortalama olarak alırsak yani ortalama bir insanla mantık bilen bir insanı karşılaştırırsak aradaki uçurum tanrı seviyesi. Cidden. Yani çok iddialı bir şey söylemiyoruz. Bir düşünsene, hiç kimse sana hayır diyemiyor. Evet, yani mesela örnek veriyorum, sadece bu işler hani işte zekası ileri diye mesela deha diyelim bir insan mesela, daha iyi mesela. Sadece bu şeylikte olmuyor, yani akılda olmuyor sadece. Aynı zamanda mantıkta bilmek gerekiyor. Çünkü mesela örnek veriyorum, bir tane adam var, ortalama zekalı ve mantık biliyor. Karşı tarafında da işte bir tane daha iyi birisi var diyelim. Hatta dahi de olsa Mantık fark bilmiyor. etmez. Evet. Yani karşısında daha iyi var, mantık bilmiyor. Ortalama zekalı olan mantık biliyor. Tabii ki de ortalama zekalı olan mantık bilen kişi o tartışmayı kazanacaktır. Çünkü sadece zeka ile değil bu işler. Hani zekayı yoğurmak gerekir. Yani zekayı doğru düşündürmek gerekir. Yani doğru düşünmek gerek daha doğrusu. Bunda mantık da oluyor zaten. Yani mantık olmasa zeka pek yani bir işe yaramaz yani o kadar. Evet. Ya zeka insanı belli bir yere kadar götürür. Bir noktadan sonra artık bilgiye ihtiyacın var. Mantık bilgisine ihtiyacın var. Nasıl düşünmen gerektiğini de öğrenilebilen bir şey. Her şeyi parçalayacaksın. Her şeyi ilkelerine göre düşüneceksin. Gerekli yerlere, sınıflara koyacaksın. Öbür türlü hata yapıyorsun. Bu sana hata yapmama ayrıcalığını sağlıyor. Yani devasa bir şey. Bunu hayret edebilmek lazım hakkıyla. Ben mesela şunu hiç anlamıyorum. İnsanlar bu söylediklerimizi, konuşulanları dinliyorlar ve yine de bu işlere önem göstermiyorlar. Mantık çalışmıyorlar. Var onların da işte anlıyoruz bazı sebepleri var ama çok şaşırtıcı bir şey yani. Bu adamın gösterdiği samimiyet o da başka bir şey. Ama bu görmezden gelebilmek nasıl bir şey anlamıyorum. Şaşırıyorum açıkçası. Evet, yani mesela benim buradan gençlere tavsiyem olarak şöyle bir şey diyebilirim. Hani sağdan soldan 3-5 yani kitap okuyup hani ben bunu öğrendim işte şuradan şu videoyu izledim bunu öğrendim. İşte akademide zaten bunu şöyle şöyle anlatıyorlar. Hani zaten felsefe üniversitesine gidiyorum falan, fakültesine gidiyorum. Yok işte şu kitabı okudum işte şu konuyu çok iyi biliyorum falan, böyle olmaz bu işler. Yani polimatos durumu olur. Hani işte şuradan şu kadar okudum, buradan bu kadar. Çok iyi biliyorum. Hani bu şeydir, sağdan soldan yalan yanlış, yarım bilgilerle şey bildiğini zannetmektir. Böyle hiçbir şey çıkmaz yani buradan. Bizim hani
yapmamız gereken bir konu üstüne derinlemesine öğrenmektir. Aynı şekilde buradan gelin yarın buraya dersleri izleyin. Sağdan soldan 3-5 şey bakıp bildiğinizi zannetmeyin. Dersleri izleyin, sorunuz varsa sorun. Discord'a gelebilirsiniz, çok güzel olur. Ya İyi vardı düşünün. öyle değil mi? Sağdan soldan mantık öğrendiğini iddia edip hocaya haddini bildireceğim diye şimdi gelip en basit soruyu bilemeyip yolladığımız kanalda duruyor mu videosu? Evet, Ne duruyor oldu? Bir kanalda mesela. göstermedi. Öyle bir şey. Ya şimdi önünüzde iki tane seçenek var. Ve her şeyde bu seçtiğiniz seçenek belirleyecek. Ya oturup adam akıllı, sistemli bir şekilde gelip mantık öğreneceksiniz ve hayata bakışınızı da öncesinde yaşadığınız şehri de bu mantıkla doğru düşünerek değerlendireceksiniz. Öbür türlü yapamazsınız. Bu ekstra bir durumunuz yoksa. Ve yok, ben size söyleyeyim, yok öyle bir durum. Eğer çok özel olduğunu, Einstein olduğunu falan düşünen varsa yok öyle bir şey. Ya da ileride bizim meydan okuyacağımız belki hakikati çarpıtan, belki köşesine çekilmiş, fark etmez. Gerçeklerden uzak, doğru düşünemeyen bir insan olup çıkacaksın. Yani ben merak ediyorum, bir insan doğru düşünemiyorsa neye güvenecek? Bir insanın güvenebileceği bilgiden başka ne var? Para mı var? Ne var yani? Hepsi gelip geçici, ölümle beraber yok olup gidecek şeyler. İnsan özgürlüğünü de kaybedebilir, parasını da kaybedebilir. 2-3 tane arkadaşına güveniyorsa onları da kaybedebilir. Bilgi hariç. Tek kalıcı sermaye bilgi. Paylaştıkça da azalmıyor bir şey. Muhtemelen farkında değilsiniz içinizde bulunduğunuz durum. Yani bizim sunucuda bekleme odası var. Sürekli insanlar geliyor gidiyor. Ve bizim sorduğumuz basit sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Ve o kadar rezalet bir durumda ki, bak buraya gelen insanlar bile. Burası nedir? Bir felsefe sunucusu değil mi? İnsanlar, ilimle uğraşan insanlar geliyor daha çok. Ama ne olursa olsun eğitim artık neye güveniyorsa aileler bu çocukları yetiştirirken ya da işte nasıl bir şey yaşıyorlarsa o kadar rezalet ki o bekleme odasındaki insanların yazdığı şeyler de o kadar saçma. Ve farkında değiller ne kadar saçma şeyler yazdıklarının, davrandıklarının. Ya buna muhtaçsın, muhtaç. Eğer gerçekçi bir insansanız ya da daha doğrusu harbici bir insansanız buna muhtaçsınız.